olacağız. 37 derece saati başladı. Ayrıca Palamut Şelalesi yolu bu yıl bitiyor. Ayrıca Rize'mize özellikle gelen... Ankara Milletvekilimiz Sayın Oktay Saral. Rize Milletvekilimiz Sayın Nusret Bayraktar. Rize Milletvekilimiz Sayın Hasan Karal. İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Safi. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Aşkınbay. Kocaeli Milletvekilimiz Zeki Aygün. Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli. Artvin Milletvekilimiz İsrafil Kışla. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Hasan Kemal Yardımcı. Kültür Bakan Yardımcımız Abdurrahman Arıcı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Davut Kavranoğlu. Trabzon Valimiz Sayın Abdil Celil Öz. TOKİ Başkanımız Sayın Ahmet Haluk Karabe. Sayın Hikmet Ayar. AK Parti Erzurum İl Başkanı Sayın Murat Kılıç. Ve eski bakanlarımızdan Sayın İsmail Kahraman. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Rize'nin evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Her tarafında hizmet için açılış törenleri var, temel atma törenleri var. Ve Türkiye'nin 10 yılda geldiği bu hizmetlerin arkasında elbette ki çok önemli faktörler var, etkenler. Birkaç tanesini sizinle paylaşacak, konuşmamı bitireceğim. Bir defa değerli kardeşlerim, aziz hemşehrilerim, bu hizmetlerin arkasında, Türkiye'ye kazandırdığımız bu değerlerin arkasında gerçekten Türkiye'yi belli bir yerden alıp bugüne getiren bu ülkelerin arkasında birinci olarak sizin hükümetin, bakanlıkların gündeminin örtüşüyor olması var. Hep gündemde siz varsınız. Milletimiz bir vaadimiz, beyanımız olmamıştır. Ne yapabileceksek size ait kaynaklarla onu en doğru bir biçimde el alaması yapmak suretiyle kullanarak projelendirmek suretiyle Türkiye'nin sorunlarını aşıyoruz. Bu da ikinci önemli hususiyet. Diğer önemli bir hususiyet şu değerli. Gerçekten bizim anlayışımıza göre devleti var eden insanlardır. İnsanlar devleti kendisine hizmet etmek için var eder. Organizasyonu oluşturur. Ve haklar, özgürlükler insana aittir. Hiç duydunuz mu devlet hakkı diye bir hak? Hak insanındır. Özgürlükler insana aittir. Bizim anlayışımıza göre devletin ödevi var, görevi var. Onun için değişik vesilelerle çok değerli başbakanımız devleti bir hizmet organizasyonu olarak ifade ederekten biz sizin hizmetçileriniz demektir. Aziz kardeşlerim,